Neden yalan söylüyorsunuz? Birbirimizi kandırmayalım. Bunu izleyen siz de benim kadar iyi biliyorsunuz ki hepimiz yalan söylüyoruz. Söylediğimiz bu yalanlar kimi zaman gerçeğin üstünü örtüyor, kimi zaman kendilerine ait bir gerçeklik oluşturuyor. Ne kadar dürüst olursanız olun, herkes her gün yalanlar söylüyor. Yalan söylememenin tek yolu hiç kimseyle iletişimde bulunmamak ve bu günümüz dünyasında imkansız. Yani bugün bu videoda konumuz yalan söyleyip söylemediğimiz olmayacak. Bugün neden yalan söylediğimizi konuşacağız. Bir örnek vereyim. Size içerisinde 20 tane basit matematik sorusunun olduğu bir test verildiğini hayal edin. Mümkün olduğu kadar fazla soru çözmek için sadece 5 dakikanız var. Ayrıca ne kadar iyi yaparsanız o kadar fazla para alacağınız söylendi. Zaman dolduğunda size doğru cevaplar söylenecek ve böylece kendi kendinize kaç soruyu doğru bildiğinizi tespit edebileceksiniz. Sonrasında ise sizden cevap kağıdınızı kağıt öğütücüsüne atmanız isteniyor. Siz bunu yapıp kağıdı parçaladıktan sonra size kaç soruyu doğru bildiğiniz soruluyor. Ne cevap verirdiniz? Siz bilmiyorsunuz ama aslında cevaplarınız öğütücüde parçalanmadı. Gerçekte test kağıdınız bu deneyi tasarlayan Duke Üniversitesi'ndeki araştırmacılara gönderildi. Bu yüzden test sonrasında ne kadar iyi çözdüğünüzü söylediğinizde yalan söyleyip söylemediğinize bakmaları mümkün oldu. Araştırma sonuçlarına göre katılımcıların çoğu doğru bildikleri soru sayısını bir miktar abartmaya meyilli. Ve siz de çoğunluk gibiyseniz muhtemelen doğru sayınızı birazcık abartacaksınız. Yalan söylemeye 4-5 yaşlarında başlıyoruz. Öyle ki uzmanlar neredeyse konuşmaya başlar başlamaz gerçekleri de eğip bükmeye başladığımızı düşünüyorlar. Bunun sebebi elbette evrimsel. Yalan söylemek diğer insanları fiziksel güç kullanmadan idare etmeyi sağlıyor. Bu sayede yalan söylemek kaynakların kontrolü ve eşlere erişim gibi konularda görülen bireyler arası rekabette avantaj sağlamış olabilir. Aslında bu hayvanlar alemi genelinde gördüğümüz kamuflaj gibi aldatıcı yöntemlerin evrimiyle çok benzer. İlk yalanlarımız çoğunlukla kasıtlı veya kötü niyetli değil. Fakat küçük çocuklar bu yalanların işe yaradığını görürse, istediklerini elde etmek veya sıkıntılı durumlardan kurtulmak için yalan söylemeyi alışkanlık haline getirebilirler. Buna rağmen yalan söyleme ihtimali en düşük olan kişiler, yaşları en küçük olan çocuklar. Yani yetişkinler çocuklardan çok daha fazla yalan söylüyor. Bunun sebebi belki de çocukların halen yalanların nasıl söylenmesi gerektiğini öğrenme aşamasında olmaları. Toronto Üniversitesi'nde yapılan bir deneyde çocuklardan gizli tutulan bir oyuncağın ne olduğunu tahmin etmeleri istendi. Deneyi yapan kişi telefon ile konuşmak için defalarca odadan ayrıldı ve çocuklara oyuncağa kesinlikle bakmamalarını söyledi. Aslında deneyici elbette çocuğu gözlemlemeye devam ediyordu. Çocukların ezici çoğunluğu deneyici odadan çıktıktan sonra dayanamayarak oyuncağa baktı. Deneyici odaya girip çocuğa oyuncağa bakıp bakmadığını sorduğunda çocukların verdiği tepkiler yaşlarına bağlı olarak değişiyordu. Küçük çocuklar genellikle baktıklarını itiraf ediyorken 8 yaşındakilerin yaklaşık %80'i oyuncağa bakmadıklarını iddia ediyordu. Deney ayrıca yaşları arttıkça çocukların yaptıkları yaramazlığı gizleme konusunda daha da ustalaştığını gösteriyor. Gizlice bakma konusunda yalan söylemiş olan küçük çocuklar genelde oyuncağın ne olduğu hakkında doğru cevabı verirken daha büyük çocuklar oyuncağın ne olduğu konusunda kasıtlı olarak yanlış cevaplar veriyordu. Yetişkinler üzerinde yapılan çalışmalar yalan söyleme konusunda beyinlerimizin zaman içerisinde daha da becerikli hale gelmeye devam ettiğini gösteriyor. Yalanların hepsi de aynı renkte değil, değil mi? Beyaz yalan dediğimiz yalanları bir düşünün. Birilerini memnun etmek için uydurduğumuz beyaz yalanların çok da büyük bir sorun olmadığını düşünürüz. Sonuçta kimseye zarar vermiyoruz, öyle değil mi? İyi ama beyaz yalanlar yalan değilse yalan dediğimiz şey ne ki? Yalanı nasıl tanımlarız? Yalanın illa birine zarar vermesi mi gerekiyor? Türk Dil Kurumu yalan olgusunu doğru olmayan ve gerçeğe uymayan söz olarak tanımlıyor. Yani söylediğimiz yalanın birine zarar verip vermemesi önemsiz bir konu. Eğer söylediğimiz şeyler doğru değilse yalandır. Bu durumda birilerini memnun etmek için yalan söyleyen bir kişi de, insanlara zarar vermek veya başını derde sokmamak için yalan söyleyen kişiler de aynı şekilde yalancıdır.
Elbette yalanın boyutu ve verdiği zarar farklı bir tartışma konusu. En nihayetinde bu, kişinin ve toplumun ahlaki değer yargılarına bağlı bir konu. Ancak beyaz yalanları yalandan saymıyorsanız, kendinize yalan söylüyorsunuz. Peki, yalanlar evrimsel olarak bir avantaj sağlıyor ve bu nedenle kültürel evrimin bir parçası olarak ortaya çıktılar. Ama modern zamanlarda insanlar neden yalan söylüyorlar? Siz neden yalan söylüyorsunuz? Bir düşünün. Yapılan araştırmalar, insanların genel olarak 4 nedenle yalan söylediğini gösteriyor. 1- Kendini öne çıkarmak. 2- Kendilerini korumak. 3- Diğer insanlara karşı kibar olmak. Ve 4- Diğerlerine zalimlik yapmak. Belki de hayatınız boyunca bu kategorilerin her birine ait yalanlar söylediniz. Evet, o maçı sırf benim sayemde kazandık dediğiniz günü bir hatırlayın mesela. Kendinizi haksız yere öne çıkarmamış mıydınız? Hayır, onunla asla buluşmadım diyerek kendinizi korumaya çalıştınız. Halbuki bir arada olduğunuzu ispatlayan fotoğraflar var. Kibar olmak için, evet canım çok zayıflamışsın dediniz. Halbuki o kişiyi en son gördüğünüzden beri kilosu hiç değişmedi. Sen zavallısın ve hiçbir işte başarılı olamazsın diye haykırdınız. Orada amacınız can yakmaktı. Ama elbette bunlar genel kategoriler. Bunları çok daha fazla alt kategoriye bölebiliriz. Mesela bir başkasının başını belaya sokmamak için veya onlarla aranızı bozmamak için yalanlar söyleyebilirsiniz. Tuhaf bir sosyal durumla karşılaştığınızda, "Ay canım bir saniye telefonum çalıyor" diyerek oradan ayrılmadınız mı? Yatağını ıslatan bir çocuk utancını gizlemek için su döküldüğünü iddia etmeyecek midir? Bunlar gibi birçok yalan kategorisi türetmek mümkün. Çünkü yalanlar insan iletişiminin en temel parçalarından birisi. Veya yalanlar deyince aklı ilk gelen Dr. House'un dediğini hatırlayın. Herkes yalan söyler. Yalan söylemek insanlığın temel bir gerçeğidir. Tek değişken yalanın hangi konuda söylendiğidir. Şimdi söyleyin, siz hangi konuda yalan söylüyorsunuz? Tabii ki yalan söylemeyi tercih ettiğiniz anda bunun sonuçlarını da kabul etmiş sayılıyorsunuz. O sonuçların neler olabileceğiyle ilgili Evrim Ağacı Podcast platformunda seslendirilmiş ve bu şimdi izlediğiniz videoya da metin olan harika bir yazımız var. Eğer daha fazlasını öğrenmek isterseniz açıklamaya bıraktığım linkleri kullanarak hem yazımızı okuyabilirsiniz hem de Evrim Ağacı Podcast platformuna giderek bugüne kadar seslendirdiğimiz bütün içerikleri direkt platformumuz üzerinden veya Spotify, Apple Podcast veya Google Podcast gibi en sevdiğiniz araçlar üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca eğer siz de ses sanatıyla ilgileniyorsanız, belli bir birikiminiz varsa ve içeriklerimizi seslendirerek Evrim Ağacı'na katkı sağlamak isterseniz, podcast platformumuz üzerinden içeriklerimizi seslendirmeye başlayabilirsiniz. İhtiyacınız olan tüm bağlantıları video açıklamasında bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.